Beli Ngıxiratın eseri da Sersağı Malbata ikinci dıxazım. Serivet sahibi. Şəxsi Malbata ikinci da Serigeli Kurt sahibi. Serime Gişta sahibi. Hem Gı Malbatın Tarkabi Mezini Mebu. Serokeki Kurda bu. Emri Hıboy Mafi Kurda da. Tekoşin ekmezinde. Emniha Tarık abi dişinin Cem Bıra'yı üya. Cem Yusuf ikinci. Em şehse Yusuf ikinci daji. Evali mey, Serok yemey beri. Boy geli kurt, şehit ketin. Hatın kuşturi, vana raj sersavi duhazın. Vana raj birtinin. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle aile istediği için hepinize teşekkürlerini iletmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorlar sizin için. Bugün Tarık abi için buradayız. Yani Tarık abi bence Kürt meselesinin bir özetidir, bir resmidir. Tarık abi de davasına sahip çıkan, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesini isteyen, her onurlu Kürt gibi işkence gördü, cezaevi gördü, mücadele etti. Yılmadan Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi için ömrü boyunca mücadele etti. Emin olun, hasta yatağında bile Ahmet Nevroz'unu izleyen, Ahmet Nevroz'undaki o sizin görkemli duruşunuzdan duygulanan, etkilenen bir Tarık abiden bahsediyorum. Düşünün, son nefesini vermeye yakın bir zamanda bile Ahmet'teki Nevroz'dan gurur duyan, sevinç gözyaşları döken, Ahmet halkının o direnişini, duruşunu önemseyen bir Tarık abiden bahsediyoruz. Tarık abi çok uzun yıllar mücadele etti. Yaşadıklarını anlatmak istemiyorum. İşkence gördü, cezaevi gördü, sürgün gördü. Ailesinden, çocuklarından uzak kaldı. Ama yılmadı. Sorunun çözümü için o niteliğini, o birikimini her daim ortaya koydu. Dünya kadar külliyat bıraktı Tarık abi. Eğer okursanız, görürseniz aslında Tarık abinin bizlere nasıl bir miras bıraktığını hep birlikte göreceğiz. Biz de buradan Tarık abiye söz veriyoruz. Diyoruz ki Tarık abi emin olun. O sizin başlattığınız uğrunda büyük bedeller ödediğiniz, Kürt meselesinin demokratik çözümünü, adaleti, eşitliği bu coğrafyada, bu topraklarda sağlayıncaya kadar o bayrağınızı onurluca düşürmeden devam ettireceğiz. Yine Tarık abi biliyorsunuz bir faili meçhul cinayet gören, yaşayan bir aileden geliyor. Yusuf II. Kardeşi de o yoğun faili meçhul dönemlerde yaşamını yitirmişti. Bu vesileyle Yusuf II. Şahsında da faili meçhullerde yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, dostlarımızı, canlarımızı da saygı ve minnetle anıyorum. Bu topraklar emin olun bir gün Yusuf II. Ve Tarık abinin mücadelesini verdiği barışı, demokrasiyi görecektir. Bu sözü veriyoruz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun, ailenin başı sağ olsun, Kürt halkının başı sağ olsun diyor. Cenazeye katılan herkesi de saygıyla selamlıyorum. Biz onu bir büyük bir öncü olarak her zaman, yani sadece kalbimizde, yaşamımızda değil ama sonuçta bu topraklar aynı zamanda bir ahde vefanın tarihidir. Ahde vefanın tarihidir bu topraklar. Burası onu mutlaka bu halkın gelecek kuşakları, gençler adını en iyi yerlere yazacaktır. Onun mirasını ileriye taşıyacaktır. Onun bu halkın hakları için mücadelesini mutlaka taşlandıracaktır ve sonuçlandıracaktır. Ben bir kez daha yani bu acıyı ve aramızdan ayrılışının bu ortamını bir kez daha anıyorum ve bütün yakınlarına tabii Tunca teyzeme, bütün ailesine, Emin abi burada, bütün yakınlar burada, hepsine çok başsağlığı diliyorum, halkımıza başsağlığı diliyorum. Doktor Tarık Ziya II. 4 dönem Diyarbakır Mardin Sivri Tarık Odası Başkanı yapmıştır. 1958'den beri hiçbir zaman iyi hekimlik mücadelesinden korkmamıştır.
bizim bugün savunduğumuz sağlık hakkı, ana dilde sağlık, herkese eşit ve ücretsiz sağlık ve savaş bir halk sağlığı sorunudur gibi bazı şeylerden bahsediyorsak, biz bunu Tarık abiye borçluyuz. Ben Diyarbakır Tabip Odası tarihi yazım sürecinde tanıştım. Bana moral verdi, bana gerçekten de ilham oldu. Onunla bir röportaj da yapmıştık ve gerçekten de şeye önem veriyordu, hafızaya önem veriyordu. Tarihsel birikimlere önem veriyordu ve özellikle hekimliğe önem veriyordu. Kürt hekimlerinin de örgütlerine çok önem veriyordu. Tarık abi birinci Mezopotamya Tıp Kongresi'nin onursal başkanıydı. Bu ve çok Kürtçenin sağlık alanında, bilim alanında kullanımı için çok emek harcadı. Yani belki bu yönünü birçok insan bilmeyebilir ama biz Kürt hekimleri olarak bunu biliyoruz. Ve önümüzdeki sürece de bunu taşıyacağız. O vefayı göstereceğiz. Her dönemde bize rehber olan Tarık abiyi yaşatacağız. Biz Diyarbakır Tabip Odası olarak da bir taziye defteri açtık. Aynı zamanda taziye sahibiyiz. Bu anlamda da sizleri bekliyoruz. Ben hepimizin tekrar başı sağ olsun diyorum.